Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1175. gününde sürüyor. Yurdun dört bir yanından gelen ailelerin katılımıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 331'e ulaştı. Oturma eylemi sayesinde 38 aile çocuğunu terörün perçesinden kurtardı. Kararlılıkla eylemi sürdüren aileler 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde yıllardır hasret kaldıkları evlatları için nöbette. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren aileler evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Oğlum 2011'de HDP tarafından kaçırıldı. Oğlum henüz 14 yaşındaydı. Daha 8. sınıf öğrencisiydi. Bugün Dünya Çocuk Hakları günüdür. Nerede bizim bu evlatlarımızın hakkı? Nerede bizim bu çocuklarımızın hakkı? 17 yaşından 8 yıldır gitmiş Mart'tan okuldan liseden götürmüş HDP'nin tarafından PKK'ya göndermişler. Biz oğlumu istiyoruz, biz çocuklarımızı istiyoruz. Kandırıldı, seçim bürosuna götürüldü, seçim bürosundan buraya getirildi. Yani bir 13 yaşındaki bir çocuğun iradesi ne olabilir ki yani? Hani ben Kürdüm, tamam. Ama Kürtle meselesiyle bir alakası yoktur. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz. Sonuna kadar da burada kalacağız. Lepet çoğlardan bahsediyor. Kanı haklarından bahsediyor. Belki bizimki çoğlar mıydı? Biz çoğlarımızı ne götürdüler? Malak çoğlardan bahsediyor. Kanı haklarından bahsediyor. Bizim çoğlarımızı, kızlarımızı bıraksınlar. Öte yandan çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1175. gününde devam ederken Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, ailelerin evlat nöbetindeki kararlılığını tebrik etmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Anlarımız bize destek verenlerde. İnşallah Allah'ın izniyle, inşallah Allah'ın izniyle Allah onları yok perişan edecek. Allah onların kökünü kazacak. Zat hasretiyle yanan anne ve babalarla beraberiz. Onların hallerini sormak, durumlarıyla ilgili konuşmak ve bu yürekli, cesaretli duruşlarını tebrik etmek için buradayız. Biz günlerdir süren bu eylemde bu fedakarlığı gösteren anne ve babalara teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sadece kendilerinin değil, yüzlerce yüreği yanan başka anne babanın da sesi oluyorlar.